şimdi beni buraya getirecek? Ne bileyim, senin o kadar şık giyindiğini görünce. İyi bok yedi. Sana güzel görünmek için giymiştim bunları. Sırtına çuval da geçirsen gene de çok güzelsin. Ne demezsin? Başka bir yere gidelim be. Bozma bu güzel rüyayı. Ben rüya olarak görmüyorum. Keşke ben de senin kadar çocuk kalsaydım. Bu gece pavyona geleceğim. Gelirsen bir daha yüzüne bakmam. Beni çok üzersin. O çirkef de beni görmeni istemiyor. Hoş gelmişsin ağam. Hayrola bu kadar erken? Geçerken uğradım. Hem de damadım bir hatırını soralım dedik. Sabahın bu saatinde evdedir. Birazdan çıkar işe. İyi. Ne zamandır gözükmüyor da. Ailece merak ettik. Nereye? Nereye olacak? Sen evine, ben işime. Gitmeyeceksin. Bırak çocukluğu, mesleğim bu benim. Nefret ediyorum senin mesleğinden. Öyle mi? Ne yapmamı istiyorsun? Her şeyi bırakmanı, sadece evinin kadını olmanı. Delisin sen. Çok seviyorum seni. Sen başkasına bağlısın. Vız gelir. Söylemesi kolay. Bundan sonra sadece benim kadınım olacaksın. Hep böyle başlar bu masallar. Çok seviyorum seni. Kimsenin bizi tanımayacağı bir yere gideceğiz seninle. Bırak beni. Dayanamam evet derim. Bütün hayatını mahvederim. Bu yoldan dönüş yok Tarık. Kızımın adıyla oynatmam kimseye ha. Kardeşim sayılırsın sen. Ama iş namus meselesi olunca akan sular durur. Ya oğlunu hizaya getir ya da bırak icabına ben bakayım. Taş kasaplı Hamdi dün gece barda görmüş onu. Karanfilli Naciye diye bir orospu varmış. Epey zamandan beri onunla berabermiş. Bizim yetiştiğimiz erkeklik kitabında yeri var mı bu itliğin? Kitlik ne icap ederse onu yapacaksın ha Kadir ha. Baba, hesapları getirdim. Kapa kapıyı. Kapa dedim sana. Ne zamandan beri berabersin o orospuyla?
Ulan bir karanfilli Naci'ye mi sattın babanın şerefine? Ha iç! Erkeğe el kalkmaz baba. Hırsın varsa çek silahını. Kanım helal olsun sana. Ama bir daha vurmaya kalkma. Peşimize düşerler. Bırakmazlar bizi. Kimse bulamaz bizi. Oktay'ın ablasının evi var Boğaz'da. Bomboş. Bizi açacak. Şeytanın bile aklına gelmez bizi orada aramak. Topu topu bir hafta gizleneceğiz. Tayfur gelinceye kadar. Tayfur mu? Asker arkadaşım benim. Kardeş gibi yakın bana. Adana'nın yarısı onun. Oo. Tonla iş var ama yetişemiyorum. Adam bol ama hepsi hırsız. Ev mev düşünme. İstediğin yere açarım sana. Sağ ol. Mahcup etmem seni. Bak yarın öbür gün Almanya ve İngiltere'ye uçacağım. Yeni makinalar için. Dönüşte ara beni. Adana'ya ben götürürüm seni. Sık sık ararım. Tayfur'la anlaştım. Bankadan bütün paramı da çektim. Bir aylık hesap da üzerimde. Bayağı zenginmişiz. Hadi ya. Hadi topla bavulunu. Basılmadan kaçalım buradan. Bak hala duruyor burada. Ablamların evi abi. Eniştemle Almanya'dalar. Anahtarı da bana bıraktılar. Korkma daha iki ay dönmezler. Bak mutfak burası yengecim. Ayıptır söylemesi memişhane de bu tarafta ya. Hop ulan aile var ayıp oluyor ama. Bu da eniştemin odası. Bu da sandık odası. Bu da yatak odası. Ev size emanet. Sağ ol. Hastır lan. Dua et yengem var ağzımızı bozmuyoruz. Affedersin cengeciğim. Utandı zavallı. Çok kibardır eşi ol eşi. Ulan affedersin. Pudra şekeri diyecektim. Gece yatsına kalacaksan utanma söyle. Güneye bak. Gidiyoruz dedik ya işte. Ben her sabah uğrar alışverişinizi yaparım. Siz pek ortada görünmeyin tamam mı? Hadi eyvallah. Bütün fedailerini dağıtmıştır şehre. Bizim arkadaşları da sık boğaz ederler. Konuşurlar mı? Oktay'dan başka kimse bilmiyor ki nerede olduğunuzu. Ya zorla konuştururlarsa? Vallahi bilmiyorum. Bana bir şey söylemedi ki abi. En iyi arkadaşısın. Söylemez olur mu? Abi sizden bile saklamış. Konuşursan hakkında iyi olur. Yalan mı söyleyeyim abi? Seni severiz evlat. Muhit'in iyi delikanlılarındansın. Eğer Tarık'ı seviyorsan, iyiliğini istiyorsan, bir bildiğin varsa söylersin. Kardeş sayılırsınız. Hayatını mahvetmesini istemezsin herhalde. İster miyim Kadir amca? İyi. Nerede Tarık? Bilmiyorum. Allah inandırsın bilmiyorum. Pekala. Bir şey öğrenirsen gel bana. Altında kalmam. Hadi iyi günler. İyi günler Kadir amca. Adım adım takip edin.